Merhaba sevgili davetsiz misafir izleyicileri. Bugün Almanya Dresden'den sesleniyoruz sizlere. Rojan Döner'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hasan Bey var. Programımıza hoş geldiniz Hasan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. Bulduk. İyiyim. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Ben hemen kısaca sizleri tanımak istiyorum. Ben 1995'te Türkiye'den geldim. 95'ten beri Dresden'de yaşıyorum. Döner sektöründe çalışıyorum. Ben de tam ona değinecektim. Buranın kuruluş aşamasından, Rojan Döner'den bahsedebilir miyiz biraz? Rojan Döner son 5 yıldır benim çalıştırdığım bir dükkandır. Rojan'la alakalı işte Almanlara yönelik hizmet yapıyoruz. Sanırım bu bölgede çok Türk yok. O yüzden daha çok Almanları ağırlıyorsunuz galiba. Son dönemlerde gelen Türkler var fakat sosyal etkinlik olarak yani Türklerin ailece yerleştiği bir alan değildir. Batı'daki gibi Türklerin yerleşim alanı değildir ama dediğim gibi gene de var yani. Evet. Ama gene de var. Evet. Peki menü çeşitliliğimizde neler var Hasan Bey? Efendim menü çeşitlerimizde döner ağırlıklı çalışıyoruz. Makarna, pizza, salata çeşitlerimiz. Yani farklı çeşitlerimiz var ama şimdi en çok ağırlıkta olduğumuz döner üzerinde. Dönerimizde daha çok iddialıyız. Evet, dönerde çok iddialıyız. Çünkü dönerin geldiği yer tanıdığımız, çok sevdiğimiz bir firmadan geliyor. Ve o firmanın kalitesine güveniyoruz. Ben de tam o noktaya değinecektim. Ürünlerimizi temin ederken neye dikkat ediyoruz? Ürünlerimizi temin ederken önce sağlıklı bir şekilde yani higyeniş olması lazım. Yani taze olması gerekiyor. Sunum çok önemlidir. İnsanlara bir şey sunduğun zaman yiyemeyeceğin bir şey sunmamak gerekiyor. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Ben de yıllardır bu sektörün içerisinde olduğum için yani bu gibi şeylere çok dikkat ediyorum. Helal olması galiba. Helal olması. Ondan sonra yani bizim koşullarımıza, bizim toplumun koşullarına göre yapıyoruz. Çünkü sunduğun şeyin daha sonra bize yan bir etkisi olmaması gerekiyor. Yani güzel sunulması, taze sunulması. Mesela salatalarımızda ve zozelerimiz, salatalarımız özellikle çok çok taze olması gerekiyor. Sunduğun şey insanlara yani gerçekten ben burada yiyebilirim garantisini vermesi lazım. Kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben bu konuda yani sizinle hemfikirim. Yemediğin bir şey sunmayacaksın. Çok güzel. Peki burada kaç kişilik bir kadroyla çalışıyoruz? Biz toplam burada 4 kişi çalışıyor. Yani bizim servislerimiz hızlı olduğu için biz Almanlara yönelik çalışıyoruz. Almanlar tam öğlen servisinde iş mesailerinin yani 1 saatlik şeyleri var. Araları var, öğle araları. Evet. Ve bu aralarda biz onlara yemeklerini zamanında sunmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde servis yapmamız lazım. Ve onun yüzünde de yani bizim özellikle tercih ettiğimiz iş döner daha hızlıdır, pratiktir. Ve bunu biz sunarken insanlar zamanını kaybetmeden yemeğini yiyip işine dönebiliyor. Çok güzel. Peki hizmet saatlerimiz neler? Saat 10.30'da açıyoruz sabahleyin. Akşam 9.30'da kapatıyoruz. Yani biz bu sektörde saatlerimiz yaklaşık bir 10-11 saat arasıdır. Evet. Bu şekilde hizmet sağlıyoruz. Hizmet veriyoruz. Peki gelecekle ilgili planlarımızda neler var? Valla gelecekle ilgili bizim bir sefer özlemimiz Türkiye'dir. Yani Türkiye boyutunda keşke bir şeyler yapıp Türkiye gibi bir memlekette kalabilmektir. Oranın güzel havasını teneffüs edebilmektir. Güzel insanlarıyla bir arada yaşayabilmektir. Bu bizim bir sefer özlemimizdir yani. Oraya gidip orada mı bu işi devam ettirmeyi düşünüyorsunuz yoksa bireysel olarak? Şu an yok. Bu şeydir yani insanın içerisindeki o var olan gurbet diyor. Gurbet, silah hasreti. Yani biz ona öyle diyelim. Peki şubeleşme gibi bir düşünceniz var mı? Yani şubeleşme bu işlerde ben fazla şey yapmak istemiyorum. Hani böyle illahi çok şubem olsun. Yaptığım işi güzel yapayım da.
Kalitemi bozmadan devam. Kalitemi bozmadan insanlara sunayım, yetiyor bana. Çok güzel. Bizler de başarılarınızın devamını dileyelim. Teşekkür ederim. Peki buradan son olarak bizleri izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buraya geldiğiniz için, bizi ziyaret ettiğiniz için, bizimle buranın en azında havasını teneffüs ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek? Bizler teşekkür ediyoruz. Bizleri, beni ve ekibimi çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizler de güler yüzlü bir hizmet ve kaliteli, güzel, lezzetli bir döner için herkesi Rojan Döner'e davet edelim. Ve şimdi sözü bir sonraki başarılı firmamıza bırakalım.